arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız bomba gibiyim. Bugün gençlere bir video çekmek istedim. Şayet basketbolu seviyorsanız biraz sonra meslek yaşamında güzel işlere imza atmış antrenör Mehmet Şahin Kundakçı ile bir röportaj yapacağım. Onu fazla bekletmek istemiyorum. Eğer siz de kariyer yaşantınızı basketbolla devam ettirmek istiyorsanız lütfen ekranın başına gelin. Onun size vereceği tüyoları bence iyi dinleyin. Hadi gelin Şahin'i bulalım. Şahin! Ve Şahin Kundakçı ile birlikteyiz efendim. Nasılsın Şahin'ciğim? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Çünkü burayı böyle boş bırakmak biraz zor biliyorum. Çok fazla öğrencim var, akşama kadar devam faal bir şekilde çalışıyorsunuz. Şahin, ben seni tanıyorum ama seyircim de tanımak ister. Kendinden biraz bahseder misin? Adım Şahin Kundakçı, 40 yaşındayım, 41 yaşındayım. Yaklaşık 20 senedir basketbol antrenörlüğü yapıyorum. 3 yıldır da yaklaşık personelist olarak profesyonel sporculara ya da alt yapı sporcularına, erkeklere, kızlara bireysel antrenman desteği veriyoruz. Peki tatlım, senin bu basketbol olan tutkun kaç yaşında başladı da buraya kadar gelmiş oldu? Yaklaşık 12 yaşında başladı. Çok Herkes gibi ben de işte bir altyapı kulübünde oynadım. Oynayabildiğim kadar oynadım. Günü geldi basketbolcu olamayacağımı anladım. Kendi kendine karar verdim. Ama evet. Ama basketbol sevgimiz ağır bastı. Profesyonel hayatımı, iş hayatımı basketbolun içinde kalmak üzerine kurgulamayı seçtim ve antrenör olmayı tercih ettim. İyi yapmışsın. Bence çok da başarılı bir antrenörsün. Bir sürü de ödüller aldın, vesaireler yaptın. Evet. Peki personelist nasıl dünyaya geldi? 3-3,5 yıl önce bir Mula'da bir ikincilik takımında baş antrenörlük yapıyordum. Şunu keşfettim. Her baş antrenörlük görevi işsiz kalmaya yeniden hazırlanmak anlamını geliyor. Türkiye şartlarında özellikle hem ekonomik olarak. Herkesin antrenörü olmanın bir yolu vardır diye düşündüm. Evet. Bunu da zaten bireysel antrenmanlar sürekli yapıyorduk. Kurumsal bir halde nasıl yaparım diye düşündüm ve bunun yurt dışındaki örneklerini öncelikle araştırdım. Yurt dışı sağ olsun hep bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir de sosyal medyanın etkisini keşfettim, o dönemlerde keşfettim. Yaptığımız işlerin kalitesini biz insanlara sunamadıktan sonra ne kadar iyi yaparsak yapalım bunun bir anlamı olmayacaktır diye düşündüm ve bir sporcu kardeşimi çağırarak yine bu salona işte bireysel antrenman yapacağım ve videolar çekeceğiz. Belki bunun örneği birçok. Instagram'da bayağı meşhurlar arkadaşlar. Muhakkak takip edin. Aşağıya da link bırakacağım. Hatta iletişim bilgilerini de bırakacağım hocamızın. Çünkü gerçekten başarılı bir hoca. Bu arada benim merak ettiğim bir şey var. Sözünü de kesmiş oldum. Kusura bakma ama biliyorsun ben biraz hiperaktifimdir. Hemen atlarım. Öğrencileri nasıl seçiyorsun? Onlar mı seni buluyorlar? Buradaki çalıştırdığın öğrencilerle nasıl bir kontak olayı oluyor? Buraya ilk geldiğimiz günden beri hiçbir oyuncuya bizle gel, seni çalıştıralım gibi bir öneriyle gelmedik. Onlar bizim bir şekilde konsantrasyonumuz genelde yaptığımız antrenmanın kalitesi ve bunun sunumu, Instagram'da müzikli videolarımızın sunumuyla alakalıydı. Çok tatlı, ben gördüm videolarınızı, çok profesyonel çekimler yapmışsınız. Hatta belki arkadaşlar biz de o videolardan kullanırız ama biraz sonra antrenman yapacaklar, canlı canlı da izlemek daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Peki Şahin'cim, benim başka bir sorum daha var. Sporcuların bir vücut kimyası oluyor ve belli bir yaştan sonra sporu bırakmak zorunda kalıyorlar. Sanırım bu basketbol için geçerli değil, voleybol ve futbol için de geçerli. Peki arkadaşım, yani Allah korusun sakatlanabiliyorlar ama bir şekilde de boşluğa düşüyorlar. Onlara ne öneriyorsun? Yani benim bildiğim kadarıyla sahada olmak yerine beyin kısmını tercih edip senin gibi antrenör ya da menajerlik yapmak isteyenler ve yapanlar var. Ama başka bir önerebileceğim bir şey var mı? Yoksa aşama bu mudur? Evet, bunu yapabiliyorlarsa yapsınlar mı diyorsun? Öncelikle basketbol bir değişim halinde. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce abilerimiz basketbol oynarken ortak özellikleri hepsinin çok iyi eğitimli olmalarıydı. Basketbol gerçek bir amatör spor kabul edilirdi ve ailesi zaten eğitimini sürdürdüğü takdirde basketbol oynamasına izin verirdi genç. Ki bu birincilik oyuncular için de geçerli. Tabii bu devrim içerisinde şu anda işler daha zorlaştı. Basketbolcu olabilmek için işte özel okullara gidiyorlar. Yani iyi bir eğitim alamıyorlar. Basketbol hayatlarından çıktığı zaman boşluk oluyor. Boşluğa gerçekten düşüyorlar. Burada biz antrenörlere iş düşüyor. Çünkü yönlendirebiliyorsun. Ailelerinden daha çok çoğu kez bizi dinliyorlar. Biz bunun aslında hani Profesyonel iş ne demek? Geçimini gerçekten o işten sağlıyor olabilmek demek. Bunun bedeli ne kadar? İşte herkesin kendi yaşamına göre değişir. Yani bu bedeli kazanamadıktan sonra bu işin profesyonel olmadığı gerçeğini onlara söylemek gerekiyor. Acı ama bu gerçeği söylemek gerekiyor. Bunun çabasını sarf ederken mutlaka yaşamlarını programlarken alternatifler üretmeleri gerekiyor. Evet, tabii. O zaman şey mi diyoruz yani antrenörlüğe ya da menajerliğe biz de geçiş yapmalarını sadece sağlıyoruz. Basketbol değil çünkü onlar da ayrı yetenekler isteyen işler. Yani antrenör olmak bence doğuştan da bazı özellikler gerektiriyor. Yani herkes benim gibi olamaz diyorsun. Zor bir iş. Ben de başkası gibi olamayabilirim, sizin gibi olamayabilirim. Hı hı. Menajerlik de buna benzer yani farklı. Aslında insanların bence, çok pardon gene sözünü kestim. Arkadaşlar o yedenim, Şahin'in sözünü devamlı kesiyorum. Yani bence herkesin 3-5 tane yeteneği var ama ön planı çıkarma konusuna gelince cesaretli olmak lazım. Ve maalesef bizim vatandaşlarımız çok fazla cesaretli değiller. Sen çocukların içindeki o cesaret duygusuyla onların kariyer yaşamlarında bir çizgi çizmelerini, doğru bir şeyde ilerlemelerini sağlıyorsun. Eğer de Allah korusun bir şey olursa diyorsun, biz yönlendirebiliyoruz düşünüyorsak eğer ve yapabileceğine inanıyorsak menajerlik ya da antrenörlük diyorsun. Doğru mu anladım? Bunun olduğu oluyor. Daha çok balık tutmayı öğretmek gerekiyor. Yani bildiğimiz balık tutmayı. Böyle düşünme yani işte balık vermek, böyle yapıyorsun, yapmalısın demek iyi bir yöntem değil bence. Hı hı. Düşünmeyi öğretmek gerekiyor. Yani şimdi ben kendi hayat hikayemi genelde anlatıyorum insanlara. Evet anlat işte onları istiyoruz biz. Çünkü sen çok başarılı bir antrenörsün. Teşekkür ederim. Yani şundan bahsediyorum. Hayatını düşünmek, yani o anı düşünmek, sadece basket atmayı düşünmek, savunma yapmayı düşünmek biraz sığ. Çünkü elimizde bir top var, 2 tane çember var. Bu bir oyun. Evet. Biz kendimizi çok kaptırıyoruz bu oyunun içerisinde. Hı hı. Başka bir şey zannediyoruz. Hayatımızın bütünlüğüne sirayet ediyor. Biz bunun bir oyun olduğunu tekrar onlara anlatmaya çalışıyoruz. Buraya gelen profesyonel sporculara dahi. Daha sonrasında oyun olduğunu kabul ettiğin zaman bu oyunu iyi oynayacağım, hayatın oyununu da iyi oynayacağım. Biraz daha realist düşünmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Kendisi düşündüğü zaman sporcu zaten kendi yaşamını kurgular. Evet. Ve iş sadece de bir topun peşinden koşmak değil diye bir sloganınız var. Evet, evet. Peki Şahin'cim, genç arkadaşlara basketbolu bir kariyer yaşamı olarak düşünenlere nasıl söylenir o işte sen anladın. Yani bir şekilde hobi olarak bile olsa yani. Ne öneriyorsun, ne yapsınlar, nasıl ilerlesinler? Öncelikle, spor hayatlarında ne derece bir şey olmalı, ortada olmalı ya da kenarda olmalı? Önerilerini alalım çünkü benim seyircimde çok senin çalıştırdığın gruplardan yaşta seyirciler de var. Hoşlarına gideceğini düşünüyorum. Spor insanın hayatında olmalı, her zaman olmalı. Önerileriniz neydi onlara? Programlı olmak. Yani iç disiplin burada çok önemli. Herkes kendi yaşamını, kendi vücudunu, kendi ilişkilerini, yaşamın her anını disiplin etmeli. Peki disiplinliler ama anneleri, babaları müsaade etmiyor basketbolcu olmalarına ya da basketi hayatlarının ortalarına almasına. Bu da bir mücadele. Nasıl oluyor? Sen burada, mesela bu arada devreye girebiliyor musun sana gelen öğrenciler? Hocam ben sizinle yol alıp gitmek istiyorum ama annem babam derslerime ağırlık vermemi istiyor. Nasıl yapalım dediğinde ona yardımcı olabiliyor musun? Ebeveynlerle konuşabiliyor musun? Olmaya çalışıyoruz ama bizim misyonumuz gerçekleri görmesi. Şimdi az evvel söylediğiniz bir topun peşinden koşmanın ötesi şu anlama geliyor. Ben basketbol oynadığımda hatta basketbol antrenörlüğüne başladığımda büyüklerimiz yine bir topun peşine koşmaya gidiyorsun derdi. Evet. Ben onu hiç unutmadım. Ben ona direndim. Yapmak istediğim şey için direndim. Ben de olsam hani basketbol oynama diyebilirim. Uygun görmeyebilirim. Yeteneksiz görebilirim sporcuyu ki bunu söylediğimiz zamanlar oluyor. Bence ama ebeveynler bunun için değil. Ben de şahidim birçok arkadaşımın çocuklarını yani sporla ne kadar aşırı neşir olduklarını ve yetenekli olduklarını biliyorum ama ailelerimizde şu var bir ön yargı spor mu sporcu mu ne gerek var? İşte sen öğretmen olacaksın. Sigortalı işte çalışacaksın. Bunu ben bile yaşamışımdır kendi işimle ilgili ebeveynlerimle. Bunu kastetmek istemiştim. Zaten yeteneği sen nasıl mücadele ettin? Ben şöyle tabii ben bir boğa burcu kadınıyım ve yani baş kaldıranım. Beni sınırlandıramaz kimse. Buna alem de dahil. Merhaba anne. Babamın da toprağı bol olsun. Ama bir şekilde hani doğru bir çizgide... Nasıl ikna ettiniz annenizi? Ben ikna etmedim. Ben gidiyorum dedim. Nasıl ikna oldular sonra? Meksika'ya gideceğim. Beni dedim ajansım aradı, 2 gün sonra dedim uçağım kalkıyor dedim. Falan derlerken oldu, görüşürüz, bay bay. Kapıdan çıktım. Peki başarılarınızı görünce tepkileri ne olmaya başladı? Allah aşkına gerçekten mesela Meksika'dayken aramıştım. Allah Allah, bu iş tersi döndü arkadaşlar. Biz Şahin'le röportaj yapıyorduk, o benle röportaj yapıyor. Ben kendi cevabımı verebilmek istiyorum aslında bu amaçla. Meksika'dayken aradım, dedim ki dünya 3.'sü seçildim. Kampımız bitti, yarışmamız bu gece oldu. Allah izin verirse 2 gün sonra Türkiye'de olacağım dedim. O zaman bir farklı bir ses tonu geldi ve bir mutluluk ses tonu geldi. Geri döndüğümde de güzel işlerde, sansasyonun içinde olmadan yürüdüm ve saygı duydular. Bunun bir meslek olabileceğini onlara gösterdim. O zaman bu bir lokomotif, yapmak istediğim şey hayallerim. Hı hı. Hayallerimi ben sırtlayacağım. O lokomotife her gün yeni Katarlar katılacak. Ailemi de ikna edeceksin. Hı hı. Herkesi de ikna edebilirsin. Kendi camianız, spor camiası ya da sizin camianız. Hı hı. Siz işinizi iyi yaptığınız müddetçe arkanızdan herkes gelecektir. Sen de yardımcı oluyorsun ama. Bunu anlatıyorum. Bunu anlatıyorum. Bunun böyle olduğunu. Anladım. Çok güzel. Çünkü çocuklarıyla iletişimleri farklı ama onda bir yetenek görmüş olan antrenör olarak senin konuşman her zaman için daha etkili bence. Peki Şahin, birazdan antrenman yapacaksınız. Seni fazla tutmayayım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bence verimli bir röportaj oldu diye düşünüyorum. Arkadaşları çekeceğiz. İznin var. Tabii ki. Okey. Hadi gelin arkadaşlar. Teşekkürler. Run, hırs, idman, motive, sıçra, şut, reverse, dunk over. Rakiplerde crossover, guard, yönetir best-over. Dribbling üstü üste, back, three point shot, perfect sekmez, layup try. Bitmez setler, pick-up, ball, yetmez. Adamım yorulmuyor, ateşim durulmuyor. Hedefim koştur diyor, wow, bu işin başka yolu yok. You lost that because you know. Üstüne bir pick and roll, personalist, kendi sahasında bir joga boy. Personalist, ey, bir topu peşinden koşma. Personalist, ey, bir topun peşinden koşmanın ötesi. Set bir oyna, ver pası terse koş, uzundan pik var. Kat et, al pası, dribbling üstü wow, power layup. Zorlama şut yok, penetre et, ver pası dönsün tekrar. Ver topu dönsün tekrar. Üçlüklerden game al, full depor üstüne kort, koş, kır bir rekor. Fade out yok, sağda her şeyinle varsın, olmalısın sert bir beton. Bro, namalum kano, hepsine sor bizi personalist gibi. Yok bu titizlik içinde bir hırsa bürünsün aynı Antetokounmpo. Personalist, ey, bir topun peşinden koşmanın ötesi. Personalist, ey, bir topun peşinden koşmanın ötesi.